ekranlarından, bizde stüdyolarından güzel bir pazardan herkese merhabalar. Bugün yine sizler için harika bir program hazırladık. Gerçekten çok güzel bir program. Birbirinden güzel konu ve konuklarımız var. Çok kıymetli hepsi. İsterseniz bir izleyelim kimler bizlerle beraber. Sonrasında başlıyoruz. Tek seans Diş Hekimliği Nedir? Dijitalleşme Diş Hekimliğinin hangi dallarında mevcut? Diş Hekimi Şahin Durmuş, diş hekimliğindeki ve diş tedavilerindeki yenilikleri anlatacak. Check-up nedir? Check-up'la hangi hastalıkların tanısı konulabilir? Gelişen teknolojiler insanların sağlığını nasıl etkiledi? Sağlık turizmi yöneticisi ve check-up hekimi Doktor Onur Duygu anlatacak. İşitme kaybı neden olur? Kimlerde sıklıkla görülür? İşitme kaybı Alzheimer ve demans hastalıklarının riskini yükseltiyor mu? İşitme cihazlarındaki son teknolojiler neler? İş insanı Mehmet Emin Ağaç cevaplayacak. Geri dönüşüm nedir? Neden bu kadar önemli? Neler geri dönüştürülebilir? Atık yönetimi bilinci nasıl oluşturulmalı? İş insanı ve oyuncu Sinan Kaya yanıtlayacak. Kalıcı kilo vermek nasıl başarılır? Zayıflamak için zihinsel ve fiziksel değişim bir arada mı olmalı? Sağlıklı beslenme nasıl öğrenilebilir? Nörobilim uzmanı Deniz Egece anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Stüdyomuza ilk konuğumuz yanımızda sağlık turizmi yöneticisi ve check-up hekimi Doktor Onur Duygu hoş evet, geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Check-up konuşacağız. Aslında evet. hepimizin yıllardır kulağına çok aşina bir e, terim. Ama check-up evet. nedir ve sağlık kontrolleri olarak bildiğimiz rutin sağlık kontrolleri check-up sayılır mı? Evet. Aslında sizin de söylediğiniz gibi çok e, sık bilinen ya da üzerinde çok durulan bir kavram. İşte ben bir check-up yaptırayım, işte bir hastaneye gideyim falan diye. Ama artık klasik bilinen işte ben bir kontrol yaptırayım, sağlığıma bir kontrol ettireyim kavramı biraz daha dışına taşmak durumundayız. Çünkü neden taşıyoruz? Yeterli değil artık bu kavram. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz hani sağlık alanında pandemi yaşadığımız bu büyük pandemi çok ciddi bir farkındalık yarattı. Evet. Ve artık insanlar hani sağlık kontrollerini daha detaylı yaptırmak. işte gelecekte beni neler bekliyor? Hı hı. Öngörmek istiyorlar. İnsanoğlunun biraz doğasında var bu. Hani yerinde duramamak, hı hı. geleceği öngörmeye çalışmak olanla yetinmemek, daha fazlasını hedeflemek. Sağlığımız konusunda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani o eskiden böyle bir check up işte paket alınırdı, e, gidilirdi evet. falan. Artık onun içine yeni yeni maddeler ekleniyor. Yeni yeni maddeler eklendi. Yani. Aynen tam da yani. kastediyorum. Evet, evet. bunun içine neler var? Mesela biyokimyasal markerlardan tutun da yaşam tarzınıza ne gibi değişiklikler yapılabilir? Hı -hı. Ya da siz hangi sporu yapmaya daha uygunsunuza kadar her şeye ha. varabiliyor. Evet kesinlikle. Genetik böyle kalıtsal hastalıklarla genetik incelemeler. Şeyler, evet neler öngörebiliyoruz. Ilgili ilgili şeyler hepsi yapılabilir. Tabii değil hepsi değil yapılabiliyor. Artık genetik bilimi de artık işin içine çok fazla karışmaya başladı her şeyde olduğu gibi. Peki hocam hangi hastalıkların tanısı konulabiliyor net olarak check evet. da? Bu da çok merak edilen bir şey. Aşağı yukarı tıbbın bütün alanlarını kapsıyoruz biz. Hmm. Yani e, tanısını koyamadığımız hastalık ya da öngöremediğimiz hastalık yok gibi. Hani biliyorsunuz çok bilinen bazı bilim kurgu filmlerinde bir suç öncesi birimi vardır. Hani suç işlenmeden bunu <laughs> algılamaya çalışırlar. Evet. Biz adeta suç öncesi birimiyiz. <laughs> Bu yüzden de işte önceden ne olabilir? Biz gelecekte kansere yakalanma riskimiz var mı? Ya da bir kalp krizi geçirme riskimiz nedir gibi soruları öngörmeye çalışıyoruz. Ve bu tarz eğer bertaraf edilebilecek risklerimiz varsa bunları hastalarımızın geçirmesini, yaşamasını önlemeye çalışıyoruz. Yani evet. aslında yeni jenerasyon check-up diyebiliriz. Çünkü eskiden evet. check-up derdinde de işte kalbinde bir şey varmış, yani. i̇şte sindirim sisteminde evet. bir şey Ama şimdi artık ileride ne olduğunu da... Çok doğru tanımladınız. Ee, bir yeni jenerasyon check-up. Eskili... Yani check-up 5.0 gibi evet, bir şey bu. Yeni evet, yeni evet. jenerasyon evet. check-up yapılıyor. Evet. Peki e hangi bireyler check-up yaptırmalı? Bu ileri evet. yaşa evet. bağlı bir şey değil aslında. Değil, kesinlikle değil. Bizde işte üzerinde çok güzel bir şekilde durdu.

genelde sağlık kavramı daha yaş ilerleyince hı. ortaya çıkmaya başlar ama artık çok daha genç yaşlarda check başlamak lazım. Yani çocuklara bile şu anda biz check-up yapıyoruz. Hı hı. E, çünkü aileden gelen bir takım genetik havuzdaki genetik mirastaki bir takım riskler var. Hem hastalıklar hem bireyler açısından herkes bunu yaptırabilir. Evet. Tanısını koyabileceğimiz hastalıklar da aslında az önce sorduğunuz sorunun cevabı hı hı. da bunun içinde gizli. Yani diyabetten obeziteye kadar, hı hı. kansere kadar ya da bir takım nöro, e, nörolojik rahatsızlıklara kadar, nöro, nöropsikiyatrik rahatsızlıklara kadar hepsi öngörülebilir. Çekap hmm. içerisinde hepsi ele alınabilir. Her Peki, yaş grubunda kapsıyor. Peki şu an genelleme bir şey sorarsak o zaman. Evet. Şu an bir çekap yaptırdığımızda aslında evet. ileride korkulan nasıl hastalıklara teşhis konuluyor? İleride Kanser dediniz ama mesela evet. hı. E, bilmiyorum ama demans, alzheimer gibi evet. şeyler Tabii. de belli oluyor mu? O belli oluyor. Çünkü artık alzheimer'ın da geri saptandığı o yaptığımız... büyük bir evet. şey o teşhis bi edilmesi evet. açısından çok önemli. Önceden tespit edilmesi ya da risk varsa bu evet. riskleri bertaraf edilmesi adına hı hı. hem çevresel risklerin hem genetik risklerin bertaraf edilmesi adına Alzheimer bir çok prototipik bir hastalık. Ve bu çek yapla birlikte çıkıyor. Tabii ya, burada da her yatkınlık eğer yatkınlık varsa belli genetik incelemelerle ya da belli hı. manyetik rezonans gibi belli görüntüleme çalışmalarıyla bunu öngörebiliyoruz ve bu kişiye neler yaptırmalıyız ne gibi zihin egzersizleri yaptırmalıyız hı hı. ya da bu kişi sosyalleştirmek adına neler yaptırmalıyız bunun peşinde oluyoruz. Hı hı. Çok güzel. Peki hocam soracağımız birçok soru vardı da ama ben şunu da sormak evet. istiyorum. Bu check-up süreci nasıl bir süreç? Evet. Hani size geldi, başlayıp Hı -hı. sonuçlanması kaç gün sürüyor evet. ve neler yapması evet. gerekiyor bu kişi? Bu işte. da sıklıkla merak ediliyor ama klasik tedavilerden bizim bir farkımız daha var ya. Tabii bir de şöyle bir şey var. Her doktor kendi alanının en iyi alan olduğunu iddia eder Hı -hı. ama inanın ondan söylemiyorum. Check-up gerçekten en iyisi. Doğru. Ee, Şunu için söylüyorum. Biz hastalarla değil sağlıklı bireylerle uğraşıyoruz. Yani Hı -hı. hastalık risklerini bertaraf ediyoruz. Check-up bir günde tamamlanabilen bir şey. Oldukça Hı -hı. da kolay ve konforlu bir şey. Bunu tam teşekküllü bir hastane ortamında ve bu konuda bilinçli, işte tercihen, işte biyokimyasal gelişmeleri takip eden, e, fonksiyonel tıpla da ilgilenen bir ekip tarafından yapılması hmm. hastanın yaşam tarzını düzeltmek adına çok hmm. önemli. Bir gün içerisinde bu süreç tamamlanabiliyor. Peki nasıl takip ediyorsunuz sonrasında? Ha, tabii teknoloji çok gelişti. Az önce ondan check up 5.0 dedim. Aha. Ee, biraz espriydi ama biraz da gerçek. Dijital teknolojiler işin içerisine çok girdi. Bu hastalara bazı dijital device'lar veriyoruz evde kullanmaları için. Bazı basit kol saatleri, hepimizin bildiği işte egzersiz ölçen bazı saatler Hı. gibi. Bunlarla hastaların kalp ritmini, yaşam tarzlarını takip ediyoruz. Onlara bazı diyet programları, gene egzersiz programları veriyoruz. Bu cihazlar üzerinden bu hastaların günlük olarak kan şekerlerini, tansiyonlarını, kalp ritimlerini hepsini takip edebiliyoruz. Yani hasta, hasta adeta 24 saat doktor gözetimi altında olmuş olabiliyor. Hmm. Bir aksilik olduğu zaman da ulaşıyorsunuz olduğu zaman herhalde. zaman direkt yani. doktoruna evet bize ulaşabiliyor. Ee, bu da çıkabın neden sürdürülebilir oldu ya da sağlığımız için neden bu kadar işlevsel olduğu konusunda ciddi bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Hmm. Rutin süresi ne kadar bunun hocam? Senede bir mi mesela? Senede da? bir yapmak daha doğru. Ama eğer belli kronik hastalıklar ve bunlara bağlı komplikasyonlar geliştiyse bazen daha sık da görmek isteyebiliyoruz hastamızı. Hı hı. Ya, mesela örnek veriyorum daha önce kemoterapi almıştır. Kanındaki bazı hücre sayıları çok düşüktür. Hı hı. Ee, bu tarz bireyleri daha sık değerlendirmek doğru olacaktır. Gerekebiliyor. Evet. Peki e genetik check-up dediğimizde biraz önce benim söylediğim evet. şeye mi geliyor aslında atalardan bize? Evet atalardan bize miras kalan evet. e, elbette iyi özellikler var ama maalesef kontrol edemediğimiz evet. e, hastalıklara predispozan dediğimiz yatkınlık sağlayan genler de var. Genetik check-up'ın içerisinde bunlar var. Obeziteden otizme kadar, alzheimer'a kadar ya da kalp damar hastalıkları ve bırakın onların hepsini obeziteye kadar hepsini genetik olarak değerlendirmek mümkün değerlendirmek olabiliyor. Değerlendirmek mümkün. Evet. Gerçekten yeni evet. jenerasyon bir check uptan evet. bahsediyoruz şu an. Peki güzellik check-up'ı var mı? Evet. <laughs> Cam alıcı soru. Özellikle bu, Özge tabii onu soruyor. Soru güzellik soru çakabı e, var mı? E, var, var. mı? Evet var. Nasıl güzellik çekabı derken neyi kastediyoruz? Genelde işte bayanlar e, cilt bakımı ya da işte sağlık o plastik ile ilgili kolajen gibi biliyorsunuz. Evet, onları çok meraklılar ama biz sağlıklı yaşam güzelliğini nasıl etkiler bunu peşindeyiz. Hı. Çünkü basic güzel bir kendimize iyi bir sağlık sistemi oluşturabilirsek bireysel sağlık sisteminden bahsediyorum. İyi işleyen organ sistemleri, ışıl ışıl bir cilt, tabii. pırıl pırıl dişler, e, ışıl gözler Tabii. sağlayabilirsek. Eklem. Evet. Yani siz mesela vitamin düzeyleri eksik olan ya da elektrolitleri bozuk olan, tansiyonları yüksek seyreden bir bayana istediğiniz kadar cilt bakımı Doğru. yapın. Yani temelde sağlam olmayan bir dizayn olduğu için bu üstüne kendi gösterir bir güzellik zaten. Sağlayamazsınız. Evet. Bu güzellik çakabı ayrı bir şey değil ama siz paketin içinde Ayrı bir verin şey mi? değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Veriyorsunuz. <Evet>. Ne düşünüyorum <laughs> Şahaneymiş peki hocam bir de bu teknoloji işte artık çok gelişti. Hayatımızın her alanına girdi. Hmm. Her yerde bir artık vazgeçilmez neredeyse. Hmm. Hem iyi bizim ki, için. hem maalesef buna Aa, aynen öyle. Ederim. Bunun evet. bizim sağlığımız üzerindeki etkisi nedir hocam? Teknoloji bizi biraz daha tembelleştirdi. Yani gerçekten bizi atıl vaziyete getirdi. Evet. Teknoloji evet ben doktor olarak evet çok kullanıyorum. Hem hastanedeki cihazlar vasıtasıyla hem günlük hayatımda ama bir bu kadar da teknolojinin hayatına getirdiklerimizden muzdarip merkez gibi öyle olmamız gerekiyor. Çünkü bizi çok hareketsizliğe, çok tembelliğe itti ve inanın şu anda gerçek pandemi hareketsizlik. Doğru. Yüzyılın hastalığı e, giderek hareketsiz evet. hale gelmemiz, Doğru. eklemlerimizin bu aşırı yükü taşıyamaması, obeziteyi tetiklemesi, buna bağlı çok sayıda e, psikiyatrik hastalığı buna eşlik etmesi evet. e, ve maalesef ek olarak da metabolik sendrom dediğimiz çok ciddi bir rahatsızlığında e, yaşamsal sonuçları beraberinde getirmesi teknoloji maalesef iyi yanları olduğu kadar da kötü yanları ortaya çıkardı. Hmm. İşte bunun için her an kendimize bizim doğamızda hareket etmemiz gerektiğini ve bu e, mekanizmanın harekete duyarlı bir mekanizma olduğunu sürekli hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Peki e, sağlık turizmine geçmeden önce bir Hı -hı. iki check-up ilgili de bir şeyler evet, soracağım. Tamam. Şimdi yakınında kanser olanlar ya da diyabet hastalığı olan bireyler check-up dan nasıl bir fayda sağlayabilirler. Sağlıyor. Şimdi bunlar tabii check-up'tan daha özel fayda sağlayabilecek bireyler. Daha yararlı olabilecek hasta grupları. Neden? Yakınında çok yakında diyelim bir, bir bayanın meme kanseri olmuş. Annesi meme kanseri olmuştur. Ya da teyzesi yumurtalık kanseri geçirmiştir. Biz de bu hastalıklara yatkınlığı sağlayabilecek bazı e, yüzey markerları dediğimiz bazı biyo belirteşlere bakıyoruz. Yine bunların sıklıklarını, kontrol sıklıkları daha fazla e, tutuyoruz ki bu hastaların erken aşamada e, eğer bir kanser oluşacaksa erken aşamada bunu saptayabilelim ve doğrudan bu hastayı tedaviye yönlendirebilirim. Çünkü ne kadar erken saptayabilirsek biliyorsunuz bunların tedavi şansı Kesinlikle. o kadar yüksek oluyor. Evet. Böyle evet. hastalarda işte yakınında bu hastalık varsa ya da erken yaşta diyelim kalp krizi geçirmiş bir birey varsa ailede bizim buna düzenli olarak işte yıllık efor testleriyle düzenli EKG takibiyle yaşam tarzını doğru bir şekilde değiştirerek bu hastayı bu risklerden bertaraf etmeye çalışmamız mümkün. Mümkün hmm, Canım evet. check-up yaptırmak istedi öyle bir anlattı zaman <laughs> Gerçekten Mevziyorum. bir check um geldi. Ee, şey yani gerçekten kıymetli bir şey olduğunu buradan da bir ya. kez daha e, duyurmuş evet, olduk ee, herkese. Birçok şey gibi maalesef sağlığın da kıymetli kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Evet. evet. Kaybetmeden ne yazık gerekiyor. ki öyle. Evet. Şimdi bir de sağlık turizmi kısmına gelelim. Evet. İşinizin sağlık turizmiyle de ilgileniyorsunuz evet. ve Türkiye şu an sağlık turizminde iyi bir konumda. İyi bir konumda, Bu bizim için bu bir mutluluk, iyi bir mutluluk verici evet. bir şey. Evet. Yani de ekonomimiz açısından. Doğru ekonomimiz açısından. Siz neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi ekonomimiz açısından oradan başlayayım son sorudan. Son derece canlandırıcı bir durumda şu anda. Ee, neden böyle? Çünkü Türkiye dünyadaki hem sağlık kurumlarının kalitesiyle hem doktorların dünya standartlarında olmaya başlaması hem hastanelerin global standartı yakalamasıyla e, dünya sağlık turizminde odak noktası haline Coğrafik gelmeye başladı. Da çok Coğrafik önemli. konumda dediğiniz gibi evet. İstanbul'un özellikle çok De önemli bir, bir hub olması. Bir yere olması. geliyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Evet. Hepsinin bir arada hepsi bir arada bunu sunabiliyorsunuz. Fiyat, Fiyat uygun olması, coğrafi avantajlar burada çok önemli. Mesela bizden önce bunu Hong Kong çok güzel bir şekilde yapmış. Yine aynı şekilde Singapur çok iyi bir şekilde yapmış. Ben Türkiye'deki bu potansiyelle biz bundan çok daha iyi şeyler başarabilir Kesinlikle düşünüyorum. çünkü Öyle, evet, Hong Kong'da, yani. Singapur'da dediğimizde hem evet. çok küçük yerler hem de genelde evet. pahalı ülkeler. Doğru ve uzak olan ilmiyorlar. yerler esasında da dünyanın ve uzaklar, da çok yerine. uzaklar evet. biz konumumuz açısından da Kesinlikle güzelliklerimiz yani. açısından bir de gerçekten hekimlerimiz ben bunu hep gurur duyarak söylüyorum evet. yani. Bizim hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gerçekten çok üst düzey kalitesi. Yüzüme yani. diye söylemiyorsunuz yani. Yok yüzünüze diye <laughs> yani de bunu şöyle hep söylüyorum. Ve sağlık turizmi konusu çok mutlu oluyoruz. Tabii pandemide de bence Türkiye'nin sağlık sistemi ne kadar güçlü olduğunu kendini gösterdi doktorlarıyla, hastaneleriyle ve ve her evet. Dolayısıyla bizim şu an yapmamız gereken biraz daha dünyada kendimizi tanıtmak. Reklam, bu konuda evet daha lobi faaliyetlerine ağırlık vermek. Evet. Bu konuda Türkiye'nin çok daha iyi bir geleceğe doğru taşınabileceği inanıyorum ben Biraz daha ben sağlanarak bu konuda evet. daha fazla dışarıya açılıp reklamını yapmamız doğru. gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. İyi diyorum. ki geldiniz. Yani, Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sıradaki konuğumuz Mehmet Emin Ağaç. İşitme kaybı neden olur? Kimlerde sıklıkla görülür? İşitme kaybı Alzheimer ve demans hastalıklarının riskini yükseltiyor mu? İşitme cihazlarındaki son teknolojiler neler? İş insanı Mehmet Emin Ağaç cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Biz bize stüdyosunu sıradaki konuğumuz pedaküstiker ve odyoterapist Mehmet Emin Ağaç hoş geldiniz. Merhaba sağ olun. İşitme kaybının neden olduğu rahatsızlıkları konuşacağız. İşitme kaybı Alzheimer ve demansın riskini yükseltiyor mu? Evet ne yazık ki yükseltiyor çünkü vücut bir bütündür. Bir parçası, bir tarafı sıkıntılı sıkıntıya girdiği zaman diğer tarafı etkileniyor. Özellikle de duyulardan biri değil mi bu? Kesinlikle duyular. Çünkü beynimiz Özellikle sesle besleniyor. Yani ile alakalı sesle besleniyor. E, gündelik yaşamımızda biz suyla, yemekle, içmekle meşgul. Periyodik bir içme yemeğimiz var. Doğru. Ve dikkat ediyoruz. Ancak beynin istediği yaşam şartı var. Beyin yaşamak istiyor. Onun da özellikle işitmeyle alakalı... E, alanı işitmek, sinyalleri almak istiyor. Sürekli bir sinyal, yani bir şey uyarı etrafta, istiyor. Evet, bir şey var mı etrafta? Bir Aynı sıkıntı etrafta var mı? mı? Sorun, sorun var, mı? var mı? Beni çünkü beynin asıl fonksiyonu kişiyi hayatta tutmaktır. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla etraftan bilgi almak istiyor. Bilgi gitmediği zaman ne oluyor? Bazı bölgeler hasar görüyor. Hı -hı. Beynin belli bazı bölgeler hasar görüyor. Bununla ilgili demans olarak tanımladığımız ya da olarak tanımladığımız hastalığa neden olabilir. Aslında bir nevi sesleri duymamak beyni tembelleştiriyor da diyebiliriz. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Duyulmadığı zaman beyin tedirgin olduğu için de tabii ki sinir hücreleri beraber çalışıyor. Çalışmayan hücre ya tembelleşir ya yok olur. Ya yok olur evet. Çünkü Doğru. özellikle çocuklarda özellikle pediatride bakıyoruz ki 3 yaşına kadar sınaps yani nöronların sınapsları çok yüksek. Doğru. Sonrasında yavaşlıyor. Çünkü seslerin ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla eğer biz sürekli yaşamak istiyorsak çevreyle çevreyle olan iletişimi iyi süre seviyede tutmak istiyorsak sürekli duymamız gerekiyor. Doğru. Yani şeyle alakalı şu şunu söylüyorum özellikle eğer işitme kaybı bir acı olmuş olsaydı bir Hı. ağrı olmuş olsaydı inanın. Böbrek ağrısından daha ağır olurdu. Daha beter olurdu. Evet. Çok acılı olurdu. Doğru. Evet, ve diş ağrısından daha fazla olurdu. Evet. Doğru. Ancak ne yazık ki sinsi ilerlediği için 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hissediyoruz. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. geçmiş oluyor. Peki evet. o zaman nerede uyarılacağız ve işitme kaybı başladığını eğer başladıysa nerede anlayacağız? Ya da bunun rutin kontrolleri var mı? Yaptırmamız hmm, tabii gerekiyor mu? 6 yani. ayda bir normalde rutin kontrolleri yapmamız gerekiyor. Diş kontrolüne gerekiyor. gider gibi diyorsunuz. Aynen. aynen. Çünkü hmm. biz Çevreyle iletişim içindeyiz. Çevre bizden iletişim istiyor. Biz de o iletişimi vermek zorundayız. Evet. Bir aileyi düşünelim. Sabahtan akşama kadar baba ya, ya da anne e, örnek insandır. Onları eğitiyor, elinden tutuyor, tavsiye ediyor, öğretiyor. E, sürekli bir mesafe koyarsa çocuklarına, çevresine ne olur? Yani bir hayat olmaz o esnada. Dolayısıyla bizim ne yapıp yapım iletişimi en üst seviyede tutmamız gerekiyor tutmamız ki. Gerekiyor. Evet. E, peki... Nasıl anlayacağız? Biraz önce onu da sormuştum. Nasıl yani, anlayacağız? Yani işte? anlama tamamen karşıdaki insanı eğer sözlerini anlayamıyorsak, Hı -hı. tekrar istiyorsak, yanlış konuştuğuna inanıyorsak, Hı -hı. bazen biz konuşuruz o anlamıyor. Beni anlamadı diyor. Hı -hı. Yani bunun birçok e Örneğin diğer televizyon örneğinde çok veriliyor. Televizyon normal birisi bir numarada ya da 20 derecede anlıyorsa diğeri anlamıyorsa bu bir tabi O çok bir kolay bir yani. Bir de tabii etraftaki yakınları da söylemeye başlıyor yavaş yavaş. İşte anne Hı. duymuyorsun. Babacığım hani duyamıyorsun falan gibi de söyleniyor. Tabi çevre yani? çünkü çocuklarla ilgili, çevreyle ilgili iletişim koptuğu gerçekten bir hapishane. Yani kişiyi hapse alıyor. Tabii. Hı hı. O hapishaneden kurtulmak için de bizim sürekli o iletişimi sağlamamız lazım ve topluma da saygı göstermemiz gerekiyor. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Peki işitme cihazlarındaki en yeni teknolojilerden bahsedelim biraz da. Artık e, gitgide on cihazlardaki teknoloji de çok ilerliyor. Son teknoloji yenilikler neler? İşitme cihazı tabii ki ülkemizde ne yazık ki biraz e, sektör e, gecikmeli bir süreç yaşıyor. Evet. Yavaş yavaş teknoloji öğreniyor. Ancak son yıllarda, son 10 yılda ciddi bir şekilde bir ilerleme sağlandı. Artık yurt dışında en iyi teknolojiye gelebiliyor. Özellikle biz de Türkiye'de üretmiş olduğumuz ürünleri dünya çapında yaklaşık 50-60 ülkeye ihracatını yapıyoruz en yeni teknolojilerle. Hı. Artık o eski klasik büyük cihazlar kulakta gözüken cihazlar yok. Yok artık. Hiç artık, artık, artık e, tabii hocam. en estetik, gözükmeyen, gözlük tipi olan hatta şu anda yeni çıkardığımız bir e, firmaya ürettiğimiz küpe tipi Cihazlar evet, da artık üretiliyor tabi. Yani birçok ürün artık üretilebiliyor. Evet. Ya geçen sefer de bunu konuşmuştuk. Aslında gözümüz bozulduğunda gidip gözlük takıyoruz. Ya onu seçerken de böyle bir hani hoşumuza da gidiyor. Rahatça alıyoruz ama işitme cihazına gelince iş insanlar hep bir bundan çekiniyor değil mi? Ya bunun tabii bir e, sosyal bilinç ya sosyal yaşam bilinci, işitme bilinci zayıf. İşitme bilincini biz yaklaşık 28 yıldır ülkemizde artırmaya çalışıyoruz. Çalışıyor. Global çapta da 50-60 ülkede çalışıyoruz. İşitme bilinci artmadan kesinlikle işitme cihazı doğru. üretimi, kullanımı da olmayacak. olmayacak Şimdi doğru. az önce Demans'a irtibatlandırdık. Hı. Dünyada şu anda yaklaşık 50 milyon insan bu hastalıktan Hastalı. müzdarip. Ve 2030'da bu 80 milyona çıkıyor. Wow. 2050'de 150 milyona çıkıyor. Ve kaynaklardan en önemli kaynaklardan bir tanesi işitme kaybıdır. Çünkü beyin yerinde sabit kaldığı zaman tedirgin oluyor ve hücreler ölüyor. Bunu bilmiyordum. Evet. Çok önemli bir bilgi verdik. Yani kulaktaki işitme kaybı demans ve Alzheimer'da ciddi bir rol oynuyor. O Kesinlikle. yüzden de mutlaka erken teşhis çok önemli diyoruz tekrar. Evet. İşitme cihazları kişiye özel mi hazırlanıyor. İşitme cihazı kişiye özel hazırlananlar da var ama özel olarak uyarlanır. Hmm. Onu öyle söyleyelim. Ee, tabii ki kalıp olarak kalıp alıp kanal içi cihaz yaptığımız zaman kişiseldir ancak cihazlar aynı zamanda odyolojik verileri de uyarladığı için direkt kulağın içinde aldığımız e, işitme testiyle e, testiyle e, seviyeyi ölçüyoruz ve ona göre de cihazları uyarlıyoruz hı hı. bu şuna e, gidiyor her frekansın bir harfi vardır ve o frekansı uyarlamak zorundayız her bir frekans bir 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 alanda her bir harf bir kelime bir bölgede oluşuyor. Ve bir enerji türünü oluşturmamız gerekiyor ve kişiseldir. Hı, hı İşitme kaybı bazen hastalar geliyor, kullanıcı geliyor diyor ki benim işte komşum cihaz aldı çok memnun benimki iyi değil. Ya çünkü işitme kaybınız farklı. Doğru. Nöronlar farklı çalışıyor. İşitme kaybı seviyeniz farklı. Onlar sadece alıp takıyor mu hocam? Öyle hani hazır alıp takıyor sonra aynısını duyuyor. Ben duymuyorum gibi bir. Tabii ya şimdi internette o kadar e, kirli bilgi var ki hmm. e, rastgele bir cihaz alıyor, işitme cihazına benzeyen cihaz alıyor, kullanıyor. Ondan sonra tıpta bir kural vardır. E, bilirsiniz önemli olan e, var olanı korumaktır. Şimdi o tür cihazlar kullandığını, aldığınız zaman artık var olanı korumuyorsunuz. Zarar da veriyor. Zarar veriyor. Hayır, bu arada çok enteresan bir şey söylediniz. Gidip öyle kafaya göre kulak işitme, işitme cihazı, cihazı alıyor mu insanlar? İnsanlar alıyor tabii internetten alıyor. Yani hala doktor işitme... kontrolü ve sizin gibi uzmanlar olmadan alıyorlar. Yani. Alıyorlar tabii o işitme cihaz, internetten alanlar var. Çok Onun... şaşkınım şu an hiç evet. böyle bir şey duymamıştım. Bu böyle gidip alınacak bir şey gözlük değil ki. Gözlük gibi düşünün alınacak <laughs> bir şey değil. <laughs> ama yani. gözlük de Sarsın numaralı ha. gözlük için reçete lazım. E, yani tabii evet, şey tıbbi ya. bir ürün zaten reçetesi yani şart evet. ama Aa. insanlarımız bilince varmadan yani e, diyor o bilince varmadan e, rastgele cihaz aldıkları zaman hem kendilerine zarar veriyorlar hem ekonomik olarak da zarar ediyorlar. Evet. Yani ve bir de telafisi yok bu işlerin. Yani Bayağı işitmek, şaşırdım tabii. hiç met tabii. bir şeyden haberim yok. İlginç. Peki hocam bu cihazları ne sıklıkla değiştirmemiz gerekiyor? Ya cihazlar temiz kullanıldığı zaman Hı -hı. E, normal ömrü 5 yıldır. 8-10 yıl kullanan insanlar çok. Temiz Hı -hı. kullanmaktan kastımız ne? Temiz bakım gerektiriyor. Yani kulak mesela e, sıvı attığı zaman höperlo mikrofona zarar verebilir. Ya da eli ıslak iken mikrofona dokunursa mikrofonu bozabilir. Hı hı. Bakım yaptırması gerekiyor. Dolayısıyla cihaz temiz kullanılırsa ve arada bir yerde işitme merkezine gidip onları yenilerse, temizliği yenilerse hı hı. kesinlikle 5 yıl çok rahat kullanılır. Bunlar pilli çalışıyor değil mi hocam? Pille çalışıyor. Hı hı. Yeni çıkan cihazlarımız da artık e, şarjı Şarj cihazlar şarjı da var. Ve Apple'a ya da işte direktmen... E, Akıllı cihazlara bağlanan cihazlarımız da var. Hı hı. Akıllı şarj olan ürün ünitelerimiz de var. Gerçekten. Yani gerçekten. Artık işitme cihazı bir işitme cihazından öte işitme sistemlerine dönüştü. Sistem. Bir haberleşmeye dönüştü. Peki çocuklar da işitme cihazı kullanabiliyor doğuştan gelen bazı rahatsızlıklar sonucu. Çocuklarla yetişkinlerin kullandığı cihazlar arasında fark var mı? Aslında cihaz farkı yok. Sadece uyarlama farkı var. Hı hı. Yine iş uyarlamaya yani. Uyarlamaya geliyor, kalıba geliyor, uygulamak özel kalıp alınıyor. Özel bazı testler var yapılıyor. Yoksa algoritmik olarak birbirine çok yakın. Hı hı. Peki hocam çocuklarda böyle bir cihazı kullandırtmak daha zordur yani. Bunun Tabii. için kolaylaştırıcı bir yöntem ya da e, teknolojik açıdan bir şeyler var mı? Çocuklar da hale sor. getiriyoruz onları. renklendiriyoruz. Nasıl renklendiriyoruz. Misin? Yani renklendirdikçe işte özel kutularla daha farklı renkle yaptığımız zaman çocuklar bunları seviyor. Zaten çocuk bir defa onu kullandıktan sonra dış sesi aldıktan sonra artık bırakmıyor. Bırakım Sosyal hayatı da evet. değişiyor tabii. haliyle. Tabii. Ben gözlüklüyüm çok küçük yaşlardan beri gözlerim bozuk. E, i̇lk gözlüğümü alırken hatırlıyorum bana böyle kırmızı yeşil çerçeveler yapmışlar ki. Değil mi? Çok daha e, güzel olur. Bir evet. daha tatlı hale getirelim evet. diye. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür i̇lk ediyorum. İlk geldiniz. Sağ Gerçekten e, çok insanların bilgilenmek istediği evet. bir konu. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Yine bekleriz hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sırada bir Skype bağlantımız var. Nörobilim uzmanı Deniz Egece bizlerle olacak. Kalıcı kilo vermek nasıl başarılır? Zayıflamak için zihinsel ve fiziksel değişim bir arada mı olmalı? Sağlıklı beslenme nasıl öğrenilebilir? Nörobilim uzmanı Deniz Egece anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet hattımızın diğer ucunda nörobilim uzmanı Deniz Egece var. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgen nasılsınız? Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. E, zayıflamak belli bir süre sağlanıyor. Genelde de etrafımızda gördüğünüz bütün hikayeler böyle. İşte zayıflıyorlar, kilolar veriliyor ve sonra belki misli misli, belki de zayıfladıkları kadarı geri geliyor. Kalıcı zayıflama sağlamanın yolu nedir? Şimdi öncelikle kalıcı ve geçici zayıflamak arasındaki farkı çok iyi net olarak anlaşılmasını isterim kalıcı zayıflamak hem zihinsel olarak değişmek hem de fiziksel olarak kilo vermek anlamına geliyor. Geçici zayıflamak ise sadece fiziksel etki üreten, mesela diyet ya da sadece spor yapmak ya da akupuntur, iğne tarzı veya mide ameliyatları veya yağ aldırmak. Bunların hepsi direkt sadece fiziksel etki üreten... E, zayıflama metotları veya çeşitleri diyebiliriz. Ama ruh hala kilolu kalıyor değil mi? Evet, evet. Zihinde, zihin ruh diyelim. Yani bilinç daha doğrusu, bilgi, kişinin bilgileri, e, davranış alışkanlıklarına sebep olan bilgileri değişmemiş oluyor, sabit kalıyor. Dolayısıyla e, kişi zihinde bir değişim gerçekleşmediği için, sadece fiziksel kilo verme durumu oluştuğu için ruh, sizin tabirinizle ruh diyelim, yani kafa, şişman kafa tekrar ee, verilmiş olan kiloları yani fiziksel zayıflama durumunu geri al aldırıyor. Yani yine şişmanlamaya sebep oluyor. Hatta yani, bazen daha da fazla alıyor. Daha oluyor. da fazla çünkü kendini çok sıkmış oluyor. Evet. Ve daha fazlasına da geri dönebiliyor. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Şahin Bey'e de katılıyorum. Yani e, ki, kişi eğer kilo vermek için Diyet yaptığında, bununla yani kilo vermeyi diyetle gerçekleştirmek için odaklandığı için ee, diyet durumu bittikten sonra hani fiziksel zayıfladım artık deyip diyet de bitti, diyeti de bitirdikten sonra 2-3 katı odaklanma tamamen yemekte veya beslenmede gıdalarda olduğu için 2-3 katı kilo alma ihtimali riskini de oluşturuyor çünkü kilo takıntısı da. Kesinlikle. Beslenme takıntısı da aynı zamanda oluşmuş oluyor bu durum için. Yani diyetle kilo vereceğim dediğinde fiziksel verdi diyelim ama kafada beslenme bilgisi artmış oluyor. Bitiremiyor Çünkü aslında. Evet. Bitiremiyor hep yeme kontrolü. Ee, ne yiyeceğim, ne kadar yiyeceğim, nasıl yiyeceğim, hangi külü aldırıyor gibi fikirleri güçlendirmiş oluyor. Bu da takıntıya sıfır bir yetki. Egece TV fikri nasıl oluştu? Kalıcı zayıflamak için böyle bir platform kurdunuz bildiğim kadarıyla. Evet, Nedir evet, biraz evet. ondan bahsedelim mi? Bu bir uygulama e, fakat burada e, yaklaşık 8-9 çeşit branşta e, insanlar var. Ve dünyanın ilk zayıflama televizyonu Bu bir platform. Uygulama şeklinde indirilebiliyor ama içinde 101 çeşit farklı program içeriyor. Wow. Bu programlar, evet, bu programlar güncel, devamlı canlı bir şekilde üretiliyor. Günde 4-5 program üretiyoruz. Bu programlar aynı şey gibi diyelim, hani bu isim vermek istemiyorum büyük çapta dünya çapında bu uygulamalı televizyon kanalları gibi düşünebiliriz. Ama buradaki olay sadece zayıflama üzerine 101 farklı konu var. Hı hı. Yani Psikolojik konular var örneğin. Burada işte neden bahane üretiyor, neden zayıflamayı erken bırakıyor, neden motivasyon düşüklüğü oluyor, neden endişe duyuyor, neden korku duyuyor gibi psikolojik etkenleri işleyen kavramlar var. Aynı zamanda mental egzersizler içeren programlar var. Farkındalık, özgürleştirme ve kodlama gibi tekniklerle bilinçaltında nasıl uygulama yaparsam yani Halkın anlayacağı e, dilde söylersem bir meditasyon, bir otohipnoz uygulamaları var devamlı hı hı. E, canlı bir şekilde. Aynı zamanda, aynı zamanda banttan da izleyebiliyorlar sonraki zamanda. Bu da zihinsel değişimi e, gösteren yaklaşık 10-12-13 tane e, bu tür e, bir program türevi var. E, tabii her program kendi içerisinde 12 ile 20 e, bölüm e, devam ediyor. E, aynı zamanda hareket programları var. E, burada hareketle işte zumba, e, pardon dans. Ee, evde egzersiz tarzı işte iş yerinde egzersiz türevleri işte sokakta egzersiz ormanda neler yapabilirim evde evde neler yapabilirim gibi e, hareketi çeşitlendiren sadece salona bağımlı olmayıp her yerde bağımlı. hareketi yapabileceği evet yani yapabileceği, aslında Sözünüzü kesmem. Bu aplikasyonu edinen kişi hayatı boyunca aslında bir yaşam tarzı mı edinmiş oluyor? Bunu mu amaçlıyor aplikasyon? Kesinlikle. Hem fiziksel değişmek için orada onu motive edecek, çeşitlendirebilecek, örneklendirebilecek alternatifleri görüyor. Hem de eş zamanlı zihinsel uygulama antrenmanlarıyla zihindeki değişimi gerçekleştirebiliyor. Eş zamanlı psikolojik sebeplerden çünkü kilo bir izafi e, çok izafi bir konudur. Önce kiloya iki aşamada bakmamız lazım. Birinci aşama izafi olması. Yani çok etkenli nedenleri var. Diyeceksiniz ki ama öyle değil. Matematiği belli bu işin. Evet matematiği tektir. Yani tüm evrende tektir. Sadece dünyada değil. Uzun bir süre alınan kilodan daha fazla tüketirseniz zayıflarsınız. Aldığınız enerji, verdiğiniz enerji dengeliyse zaten kilo alıp vermezsiniz gibi. Yani çok basit bir matematiği var ama altında çok büyük Farklı sebepler var. Kimi evet. hamilelikten, kimi stresten, kimi mutluluktan, kimi neşesizlik, mutsuzluktan. Kimi yemeği sevmekten. Kimi yemeği sevmekten. Çok ağzınıza sağlık Şahin Bey. Yani birçok nedeni var bunun. Bir tek nedeni yok. Bazıları tabii yaş itibariyle, metabolizmanın değişmesiyle, peşitli kimlikler etken bu konuda. Dolayısıyla biz burada şu anda 101 program yaptık ama biz şu anda bunu tüm 7 dilde tüm dünyayı yaymaya çalışıyoruz e, bu e, 250 programa dönüşecek çünkü bu üstüne çocuk... de katarak gideceksiniz evet. yani peki Kesinlikle. o zaman hemen araya şunu da sıkıştırayım e, psikologlar, diyetisyenler, sporcular nörobilimciler Tabii. ve sosyologlar evet. var ekibinizde bu kadar Tabii. büyük bir evet. ekip halinde çalışıyorsunuz değil mi? Evet. nasıl hazırlanıyor evet. peki programlar ve bu kadar büyük ekip e, nasıl destek oluyor size? Şimdi biz e, tüm dünyaya aslında e, bu e, kalıcı zayıflama e, prosesini anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık e, sadece Türkiye'de 110 kişilik, e, Azerbaycan'da e, 50-60 kişilik bir ekibimiz var. Dolayısıyla burada bunun içinde 70-80 tane zaten hekim, diyetisyen, psikolog, sosyolog, felsefeci, nörobilimci, spor hocaları, diyetisyenler, beslenme uzmanları diyebiliriz. Bu biz e, bunları biz e, bu insanlarla nörobilimcilerle birlikte biz günlük e, eğitimler uyguluyoruz kendi içimizde ve bu eğitimlerle de bu e, ihtiyaç olan durumları tespit ederek ihtiyaçlara göre program üretimine geçiyoruz. Yani diyoruz ki mesela e, 50 artı e, yaşı olanlara ne yapabiliriz? Hmm. Atıyorum motivasyonu düşük olanlara ne tür bir sorun? Bahane üretenlere ne tür? Hareket edemeyenlere ne tür? Hamilelere bundan... ne tür? Çok pardon hocam bunların hepsi farklı uzmanlara yönlendiriliyor, değil mi bu şey yaptıktan sonra, kategorize ettikten sonra? Evet, yani belirli farklı uzmanlar belirli konuları sahipleniyor, programları kendileri yapıyorlar. Zaten uzmanlar yapıyor programları. Yani bütün programı gerçekleştiren kişiler ya psikologtur ya hekimdir, ya spor hocasıdır, ya da diyetisyendir gibi. Yani bunlar kendi alanlarında kendi problemlerinin tedavi yöntemlerini anlatıyorlar. Çünkü e, şu var, e, kilo e, bir bedende var oluyor. İki fazla enerjiyi alıp tüketemediğinden kaynaklanıyor. Do doğal olarak alınan enerjiyi yani beslenme uzmanlarına ihtiyaç duyuyoruz. E, tüketilmesi gereken enerji, evet, egzersiz, spor edersi, beden eğitimi öğretmenlerine ihtiyaç var, hocalara ihtiyaç var. E, psikolojik bir etken, nörobilimcilere, hekimlere, zi e, psikologlara ihtiyaç duyuyoruz burada. E, beden bedensel bir kavram, yani beden şişmanlıyor, zayıflıyor. Burada hekimlere, işte anatomi Doğru. bilenlere, gıdayı anlayanlara gibi. Evet. Yani sonuçta bu e, problemi. Ee, oluşmuş olan bu problemi bu faktörlere uzmanlaşmışlar halinde. Peki online platformunuzdaki programları kimler hazırlayıp sunuyorlar? Sizinle de e, birebir bir eğitim yapıyorlar mı? Eğitimler nasıl Tabii. veriliyor? İçerikler size mi ait? Tabii ben bu konuyu zaten 20 seneden beri üzerinde çalışıyorum. Yani kalıcı zayıflama nasıl mümkün olur diye. Önce kendi hayatımda bu olayı gerçekleştirmiştim. Sonraki hayat aşamalarında başka nedenler benim nörobilim uzmanı olmamı sağladı. Yani nörobilim alanına kendimi buldum. Bir süre ondan öncesinde yoga eğitimleri gibi ve bunların hepsini ben toparlayıp bu kilo konularında kitaplar yazmaya başladım. 5 tane kitabım var zaten bu alanda. Ee, ama sonrasında baktım ki e, ben e, her yere yetişemeyeceğim ve her e, bunu bu bu doğru bütün dünyaya anlatabilmek adına uzmanlarla e, çalışmaya başladım. E, bu bu süreçte de uzmanlara doğal olarak eğitim vermek zorunda kaldım belirli konularda. Zaten belirli konularda onlar da e, benim hak e, onlar da zaten konuya hakim oldukları için birleştirme yaptık. Yani ben onlara öğrettim onlar bana öğretti gibi oldu ama hmm. sonuç itibariyle ortaya bir e, kalıcı zayıflamanın yöntemleri çıktı. Yani bu yöntem aynı zamanda telkinlerle, canlandırma, zihinde canlandırmalarla, kişinin çapalamalarıyla, içsel çalışmalarıyla oluşan bir durum. Yani bazı insanlar var 40-50 seneden beri şişman. Yani doğuştan kendini şişman tanıyor, tanımlıyor. Evet, bunların tamam. e, Bunların zihinsel değişimi gerçekleştirmeden ne yaparsanız yapın, onlar kendi yeni bedenlerine henüz alışmakta e, alışamayacaklar. Zorlanıyorlar. Alışamayacak. Bütünsel olarak aslında siz bu işi ele alıyorsunuz. Evet. Büyük bir ekiple çalışıyorsunuz. Farklı farklı Kesinlikle. kategorilere ayırıyorsunuz. Çok da kapsamlı. Nasıl peki buna dahil olabiliyor e, izleyenler? Yani e, ismin mi yaz, yazdığınız zaman hani e, Google'a e, bir şekilde e, veya e, sonra yazdığınız zaman evet çok rahat ulaşabilir. İnternet ortamından ulaşılabililiyorsunuz yani. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey. İyi ki çok geldiniz. Çok şey söyleyeceğim Özcan toparlamak adına. Ben teşekkür ediyorum öncelikle tekrar davetiniz için. Biz bir Türk ekibi olarak bunu tüm dünyada yani karşılığını alabildiğimizi gördüğümüz için, yani tabi ki olarak insanların değiştiğini gördüğümüz için tüm dünyada yaymak için çaba sarf ediyoruz. Bunun altında güzel. Ben de onu diyecektim. Güzel. Tebrik ediyoruz. Biz de sizleri. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok mersi. Sağ olun. Çok sağ olun. Sıradaki konuğumuz iş insanı ve oyuncu Sinan Kaya. Geri dönüşüm nedir? Neden bu kadar önemli? Neler geri dönüştürülebilir? Atık yönetimi bilinci nasıl oluşturulmalı? İş insanı ve oyuncu Sinan Kaya yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Oyuncu ve iş insanı Sinan Kaya bizimle birlikte geri dönüşümün önemini konuşacağız. Sinan Beyli, Sinan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. hoş bulduk. Geri dönüşüm nedir? Şimdi tabii geri dönüşüm aslında en geniş tabiriyle anlatmak gerekirse kıt kaynakların tekrar tekrar kullanılarak dünyamızı daha fazla Yormamamızı sağlayan önemli bir olgudur Bir olgu bir anlayış Aslında evet. son zamanlarda çok da fazla Duymaya Tabii. başladık herkes bunun adına Bireysel bazen toplumsal çalışmalar Yapıyorlar peki Dünyanın neden bu kadar yani, yani Kesinlikle. Devletler bazında devletler, da Bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Yapıyorlar yapıyormuş gibi Gözüküyorlar evet. biraz karışık bir ortam <laughs> evet. var Ama neden bu kadar önemli Şimdi e, işin açıkçası Az önce de belirttiğimiz gibi Hı -hı. Kaynaklarımız çok kısıtlı Hı -hı. Dünyamızın belli bir kapasitesi var ve biz sürekli tüketiyoruz. Kesinlikle. Bu tükettiğimiz şeyleri aslında tek seferlik değil de e, birkaç defa daha kullanılabilir halde dünyamızı daha fazla yormadan hı hı. E, tekrar üretime tekrar. Kullanıma sunmamız gerekiyor. Sunmamız lazım ki Hı -hı. her seferinde kullandığımız şey tekrar gidip e, yok olmasın ki şimdi, yok olmuyor tabii, da zaten olmuyor. o da. Yani binlerce yıl sürüyor. Kesinlikle o da, da, da ayrı bir sorun. Olmasın. Çok fazla şey var. Dö evet. Dönüştürülebilir Kesinlikle. Neler mesela yani. hocam. Hah, şimdi onu. Şimdi e, bizim tabi alanımız daha çok plastik üzerine ama Hı -hı. metal, kağıt, ahşap, bunun gibi birçok alan, çelik, e, tabii ki değerli madenleri, altını, evet. gümüşü, bakırı falan gibi birçok alan var dönüştürülebilecek. Biz daha çok plastik tarafındayız plastik ve dünyada da zaten sürekli biliyorsunuz plastik konusunda maalesef kötü bir kamuoyu var. Şimdi onu var. diyecektim. Plastik çok büyük bir düşmanımız olarak bizim hepimiz biliyoruz. Bu doğru mu? Ya da ne yapabiliriz onu düşmanlıktan çıkarmak için? Şimdi işin açıkçası plastik bizim düşmanımız mı? Bence hep beraber bir ele alalım, bir birlikte bakalım derim. Plastiğin şu anda hayatımızda olmadığı bir alan Yok. var mı? Yok. Bir ona bakalım. Hı hı. Şimdi hep beraber sayalım. Sizler de düşünün. Mesela ben mobilya diyeyim. Hı, hı Sizin aklınıza ne geliyor plastik deyince? Her şey geliyor yani tekstil, yani kıyafetler. Tut çantaya tekstilden ayakkabı. tut, her evet. Şey. Ee, yani teknolojik bir... aletler, her şey. Her şey her şeyin evet. içinde Hocam var. Hocamın özellikle hani birazdan medikal alandan sonra. Evet, mesela kalp kapakçıkları. Ya her alanda kullanıyoruz. Tabii Kalp kapakçıkları, e, ya kapakçıkları bile yani yani şey. tut da maskeye evet, kadar. E, maske her var, var, evet. Maskeler yani şimdi bu bu kadar geniş bir alanda ve bu kadar fayda sağlayan otomotiv, uçak işte uçak endüstrisinde Tabii. savunma sanayiinde, yani hani dünyaya aslında hani karbon salınımını Çok da azaltan hmm. evet aslında dünyaya fayda sağlayan bir şey. E peki niye biz plastiği bu kadar sevmiyoruz? Atık. Ya da en azından atık yüzünden. E, evet böyle bu kadar kötü bir kamuoyu bir şekilde dolaşıyor plastik yüzünden değil. Plastik atığını doğru yönetmeyi beceremediğimiz Hı için. Biz yani iyi kullanmadığımız iyi için esasında yani. Ya atığını evet. yönetemiyoruz. Evet, atı ne yapacağımızı bilmiyoruz. atığı doğru yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Peki e, nasıl yapacağız? Atık yönetimini e, nasıl geliştireceğiz? Şimdi e, açıkçası şunu söylemek gerekir. Çok basit bir örnek veriyorum ben bu sorulduğunda. Dünyada her sene yani binlerce, milyonlarca belki insan trafik kazasında ölüyor. Evet. Ama kimse kalkıp Otomotivde işte ne bileyim araçları şeyden kaldırmamız demiyor. gerekiyor. Doğru. Tren kazası oldu diye kimse trenleri kaldırmamız Doğru. gerekiyor demiyor. Bundan sonra araca binmeyin de demiyor. Bizim buradaki sıkıntımız kaynağında ayrıştırmayı bilmemek. Kullandıktan sonra o atık plastiği maalesef dünyanın herhangi bir yerine olduğu gibi bırakmak. Hmm. En büyük sıkıntı bu aslında. Hmm. Plastikle alakalı bir sıkıntımız yok. Plastik bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani yazın orman yangınları da bundan kaynaklı çıkıyor bazıları Her yani. Her şey yani aslında nasıl hmm. peki e, dönüştüreceğiz plastiği? Ne yapılması gerekiyor bunun Şimdi için? Ya da açık... Doğru atık yönetimi doğru nasıl atık olmalı? Yönetimi. He, doğru atık yönetimi nasıl olmalı? Bir kere atık yönetiminde şu anda mevcutta regülasyonlar muhakkak var. E, Türkiye üzerinden konuşalım. Hmm. Türkiye'de iki ayrı tesis planlaması var. Bunu işte yetkili merciler, otoriteler Türkiye'de e, onaylıyorlar ve bel, belli belgeler veriyorlar. Hı hı. Bir tanesi toplama ayrıştırma tesisi, bir diğeri de geri dönüşüm tesisi hı hı. belgesi. Bu belgelere sahip firmalar toplama ayrıştırma tesis belgesine sahip olan firma atıkları toplar, sınıflarına göre ayrıştırır. Geri dönüşüm tesis belgesi de varsa geri dönüştürür yoksa geri dönüşüm tesis belgesini yollar geri dönüşüm şey yollar, geri Böyle bir sağlar. sürü tesis mi var yani? Aynen öyle. Yani Hı -hı. E, aslında belki de şu anda sizin ya da kamuoyunun farkında olmadığı çok fazla tesis var. Hı -hı. Ama bunlar yeteri kadar teknolojik altyapıya sahip mi? Hı -hı. Maalesef değil. çok da sahip değil ama Hı -hı. bunun öncesinde bu işin ticari ve endüstriyel kısmı. Hı -hı. Hı -hı. Bunun öncesinde bence yapılması gereken şey kaynağında ayrıştırma yapmak. Hmm. Nedir kaynağında ayrıştırma? Hepimizin evden başlayememiz lazım Evimizden, okulumuzdan, ya. kesinlikle hanemizden, evet, kliniğimizden, evet. muayenehanemizden. Bu konuda da büyük bir, bir bilinçlendirme Hı -hı. gerekiyor. İşte bizim apartmanda da mesela yapılıyor. O atık kutuları alındı, ayrıştırılıyor. Yani bunu daha da bilinçlendirmemiz gerek. Bu da çocuk yaşlardan başlayacak diye düşünüyorum artık gelecek nesillere değil mi? Yani çok pardon. Burada şöyle bir çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Esasında o da küresel ısınma. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim atıklarımız ve Hı -hı. E, insanlarda bu konuda bir bilinç oluşturamıyoruz bir türlü ya. Yani ne kadar söylesek de etsek de bu konuda bilmiyorum nasıl bir yol izlememiz gerekiyor evet. sizce? Valla gene aynı örnek üzerinden gidelim evet, bence. Evet. Eee çocuklarımıza nasıl ilkokulda, anaokulunda karşıdan karşıya geçmeyi öğretirken önce sağa sonra sola evet. sonra tek işte önce sola sonra sağa sonra hı. tekrar sola hı hı. bakıp karşıya geçeriz. Sağ taraftan akan trafikte bunu yaparız diye öğretiyorlarsa hı hı. bu bu şekilde atık yönetiminde aynı şekilde öğretmemiz evet. gerekiyor. Bu aslında dünyaya olan borcumuz. Evet. Ya yere çöp atma diye öğretiyorlardı bizim zamanımızda. Bunu Hı -hı. hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Sen yani çöp kutusuna at, şey at. Hepimizde de bu yani bir refleks gibi gelişmiştir. Evet. Medeni olmayan insanları saymıyorum. E, bunu da artık ebeveynlerin çocuklarına nasıl çöpünü atacağını öğretmesi gerekiyor. Değil mi? Yanlış anlamıyorsun? Evet, aslında Hı -hı. çok ufak bir düzeltme yapacağım. Hı -hı. Çöpümüzü değil, atığımızı. Atığımızı. İsim arasında çok büyük Hı -hı. bir fark var. E, atık Çöpü de içine alan hı hı. yani e, kullanılamayacak halde olan şeyleri hı hı. de içine alan büyük bir daha daha büyük bir kavram daha ve büyük. bunun içerisinde çok fazla geri dönüştürülebilir alan var. O yüzden Hı. çok üzürdek bir farkındalık atık yaratmak diyeceğiz. için atık evet. diyeceğiz. Evet, doğru yaptınız. Atık diyeceğiz ve o atıklar o merkezlerde ayrıştırılacak zaten. Değil Aynen mi? öyle. Aynen. Ama önce biz kaynağında ayrıştırmamız lazım. Çocuklarımıza işte bu muhakkak öğretmemiz Hı -hı. lazım ve neden ayrıştırmamız gerektiğini evet. öğretmek. Mesela karbon ayak izi dünyadaki toplam e, hepimizin dünyaya vermiş olduğu, bu dünyanın bir kendi Hı -hı. biyokimyasal Hı -hı. dengesi evet. var. Ee, ve bu denge içerisinde biz sürekli bu e, dengeye daha fazla e, maalesef sera gazı hmm. yüklüyoruz, daha fazla yüklüyoruz, daha fazla yüküyoruz. Kendi evet. bindiğimiz dalı kesiyoruz, kendi dünyamızı evet. yok ediyoruz. Belki biz değil ama bizden sonraki çocuklarımıza yaşanabilir bir alan bırakmıyoruz. bırakmıyoruz. Bunun için olmazsa olmazımız geri dönüşüm. Geri Bunu dönüşüm. Doğru, doğru. doğru şekilde yapmadığımız sürece muhakkak ciddi sıkıntılar Peki, yaşayacağız. E, Sinan Bey bu geri dönüşümün gelecekteki yeri nedir sizce? Şimdi e, önemini vurgularken bir noktayı atladım. Bu aynı zamanda da gelecekle alakalı hı hı. bir kısım. Hepimizin aslında çok rahat e, farkına varabileceği bir konu var. Biliyorsunuz mesela plastiğin e, dünyadaki gelişimi bana göre son 75 sene. Yani şöyle düşünün. Milyonlarca yıllık biliyorsunuz ki plastik bir petrol kimya türevidir. Yani ham petrolden elde edilmiş. Almanya'da dünyadaki ham ilk petroli, başlamayı, evet, hı, evet evet yüzde dördü. Plastik olarak evet. kullanılır dünyada. Ve e, yani hani milyonlarca yıllık fosilleşmiş bir kaynağı biz 75 senede neredeyse %75'ini tükettik. İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. sonra petrol tabii, bu önemli hale evet. geldi. Evet. İkinci Sanayi Devrimi'nden sonra teknoloji Doğru. ilerledikçe petrol bu kadar Doğru. önemli hale evet. geldi. Ve uğruna savaşlar yapılıyor biliyorsunuz. Doğru. E, Plastikte bir petrol türevi ve oradan yani ana girdisi petrol, ham petrol. E bizim bunu çok çok daha iyi yönetmemiz gerekiyor. E şimdi bundan sonra, bundan önce tabii ki belli regülasyonlar vardı ama hem dünyada hem Türkiye'de ben bunu yıllardır söylüyorum. Çok daha farklı regülasyonlar gelecek ve gelmek zorunda. gelmek zorunda. Dikkat edin markalara bir torba alıyorsunuz, hmm. üstünde geri döndüm yazıyor. Evet. Bir işte içecek alıyorsunuz, içtiğiniz içecekte evet. üzerinde yüzde geri dönüştürülmüş ambalaj yazıyor. Evet, tabii. bu markalar için de çok büyük bir artı. aynı Biresiz zamanda bu oldu, adımları. oldu, tabii. Bu adımları da biraz büyütmemiz gerekiyor evet. şu yaşadığımız dönemde. Çok teşekkür ediyoruz size, İyi Rica ki geldiniz. Çok, sağ olun. Sırada çok sağ teşekkürler. Şahin çok teşekkürler. hocamızla sohbetimiz sağ var. Sağ Şahin. Tek seans diş hekimliği nedir? Dijitalleşme diş hekimliğinin hangi dallarında mevcut? Diş hekimi Şahin Durmuş, diş hekimliğindeki ve diş tedavilerindeki yenilikleri anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam hiç duymadığım bir evet. şeyle başlayacağız. Tek evet. seans diş hekimliği. Diş evet. hekimliği korkan herkes için çok tatlı bir başlık ama ne anlama geliyor bilmiyorum. Şöyle bunun diğer adı dijital diş hekimliği. Hı hı. Şimdi biz normal diş hekimliğini bir anlatayım. Nasıl oluyordu ya da nasıl yapıyorduk eskiden? Çok eskiden değil yani 3-5 ay önce, 1 yıl önce o. nasıl yapıyorduk? Ve hala da hali hazırda yapılan birçok yerde var. Çünkü bütün klinikler şu anda dijitalleşme... E, ...yönüne gidemedi maalesef. Sürecinde aslında. E, sürecinde. Yani bu şöyle söyleyeyim ben... ...beş sene sonra bütün klinikler dijitalleşmiş olacak. Hı hı. E, bundan hepimiz eminiz ama... ...şu anda bazıları bu adımı atamıyor. Bunun birçok nedeni var. Bir, maddi boyutu var. Evet. iki bilgi boyutu var. Çünkü tamamen artık e, manuel bir işleyişten... ...geleneksel bir işleyişten kalkıp... ...klinikin bütün işleyişini dijitalle çevirmek kolay değil gerçekten. Çok ciddi bir e, bilgi birikimi gerektiriyor bu... Dolayısıyla biz buna geçiş yaptık uzun bir süre önce. Bu nasıl oluyor? Şimdi eskiden klasik diş hekimliğinde hasta gülüş tasarımına geldiğinde ya da bir kaplama için geldiğinde, bir zirkonyum kaplama için geldiğinde bize ne yapılıyordu? Hastanın dişini kesiyorduk. Evet. Ondan sonra böyle oyun hamuru benzeri bir maddeyle hastanın ağzından ölçü alınıyordu. Sonra biz o ölçüyü laboratuvara gönderiyorduk. Laboratuvarda o ölçünün içine alçı dökülüyordu. Hastanın ağız modeli alçıdan olarak laboratuvarda elde ediliyordu. Bunun üzerine tekrar diş işleniyordu. Ve tekrar bize gelmesi yaklaşık bir 10 günü buluyordu. Buluyordu. Minimum bir hafta diyelim biz Tabii buna. Tabii ki. Çünkü bir de arada prova yapıyorsunuz. Bir hasta hafta iyimser bir, daha bir yaklaşım. Kesinlikle 10 günü buluyordu. Bu bir iki diş ise eğer. Ama tam ağız gülüş tasarımı yaptırıyorsanız çoğu zaman iki haftayı buluyordu bu. Çünkü uzun bir süreç. Bir de. Siz o oyun benzer, oyun hamuru benzeri madde var dedim ya. Onunla ölçü aldığınız zaman onun bir su kaybetmesi var, bir genleşmesi var. Ölçü bir miktar deformasyona uğruyordu. Tabii. Alçı döküyorsunuz, alçının bir genleşmesi var. Bir miktar da orada uğruyordu. Sonra onun üzerine diş yapıldığı zaman o diş çoğu zaman oturma problemi yaşıyorduk biz. Yani bazen açık kalıyordu, bazen oturuyordu, bazen oturmuyordu. Yani birçok sorunu ve sıkıntısı vardı o sistemin. Tabii ki. Şu anda da bazı özel durumlarda kullanılıyor. Özellikle diş etiyle ilgili ciddi sorunları olan hastalarda biz yine klasik yöntemleri tercih ediyoruz ama genel akışımız artık bizim dijitale dönmüş durumda. Peki tek, tek seans, seans derken bundan mı bahsediyor? Bu klasik olan. Tek klasik. seansa gelecek olursak hı hı. şimdi artık hasta bize sabah geldiği zaman dişlerini kestik hastamızın hı hı. dijital bir ağız içi tarayıcı tarayıcıyla hastamızın Diş ölçüsünü aldık. Bakın e, öyle hamur benzeri bir malzeme yok, alçı yok, ölçü yok, hastanın örme refleksi yok, hiçbir şey yok. E, gayet böyle bir, bir, tarama. E, bir de, ağız içi kamerayla ağız içini 3 boyutlu olarak tarıyoruz. Sonra bu taradığımız modeli 3 boyutlu olarak anında bilgisayara aktarıyoruz klinik içindeki tasarımcımız hemen hastanın wow. dişlerini tasarlıyor. Sonrasında hastaya gösteriyoruz. Bakın bu tasarım güzel mi? Hoşunuza i̇şte bu, gitti bu mi? bu önce hastalar için çok mucizevi bir şey. Kesinlikle yani öyle. en 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 başında daha evet. ilk muayenede aslında bitmiş halini görebiliyor. görebiliyor. Tabii. Tabi ee, gösteriyoruz hastamıza. Hasta der derse ki biraz uzun olsun, biraz kısa olsun, biraz köşeli olsun, biraz yuvarlak olsun, biraz istediği her şey sınırsız. Hmm. Ne istiyorsa, ne hayal ediyorsa onu hastamıza Gösteriyoruz, onayını aldıktan sonra üretim aşamasına geçiriyor. Tabii üretim de artık eskisi gibi hani tozla porselenle değil, bloklar üzerinden çıkarıldığı için kazıma makineleri var klinik içinde yine bunlar kazımayı yapıyor ve 2-3 saat içerisinde siz hastaya dişini takabiliyorsunuz. Wow. İnanılmaz bir gelişme ve daha da güzeli e, insan eli değmeden olduğu için sıfır hatayla. Doğru. Çünkü e, o ağız içi kamera birebir ölçüyü alıyor, bütün ee, dişin detaylarını aktarıyor ve o ağız ağız içe kamera renkli bir kamera olduğu için siz diş etini dişin renginden basamağı dişin öbür taraflarından tabii. çok rahatlıkla ayırt ettiğiniz için Her tasarımı şey. yaptığınız zaman inanılmaz gerçekten hem kullanım açısından hem hassasiyet açısından cuk diye oturuyor diyebiliriz yani. Peki dijitalleşme diş hekimliğinin bütün dallarında var mı? Hanelerde görüyoruz. Tabii. Tüm dallarda var yani. İşte ortodontide mesela hep e, doktor ağırlıyoruz burada hı hı. ortodontik neyi konuşuyoruz şeffaf plakları bu esasında dijitalleşmeyle gelen bir şey tabii ki e, bizim protez alanımızda ağız içi tarayıcılar e, biz buna tabi biz buna ket sistemi diyoruz bu hı hı. üç aşamadan oluşuyor tarama bilgisayardaki tasarım ve aktarım hı hı. üç aşamada biz bunu tamamlamış oluyoruz onun dışında yine protezde Şimdi eskiden işte sizin bir kaplamanız var diyelim ki. Bunu siz değiştirmek istiyorsunuz. Üzerinden 10 sene zaman geçti. Gittiğiniz zaman doktor ya tak tak vuruyordu ya onu kesmeye çalışıyordu. Keserken o sesler çıkıyor vesaire bir sürü olay. Şimdi artık bunun da lazeri çıktı. Bir ışın var. Kaplamanın üzerine tutuyorsunuz. Tık 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 ses çıkardığı an pıt diye atıyor kaplamayı. O kadar konforlu ki. Aa. Kes yani ne, ne yapıyor biliyor musunuz? Kaplamayla diş arasındaki yapıştırıcıyı çözüyor. Çözüyor. Yani aslında nokta 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 her bölümüne e, diş hekimliğinin girmiş bulunuyor. Girdi. Dijitalleşme. Tabii ki diş eti bölümünde İnanılmaz hmm. bir gelişme var dijitalleşme ile ilgili. Ne gibi? E, ya şöyle eskiden işte diş etini keserken biz evet. bıçakla kesiyorduk. Şimdi artık lazerle Lazerli, kesiliyor. Doğru. E, o kadar e, konforlu bir işlem ki kanama olmuyor. Hastanın en azından hastanın gözünde işlem ameliyattan çıkıyor. Çıkmış oluyor Farklı kesinlikle. Farklı bir işleme dönmüş oluyor. Lazer oluyor. oluyor. E, ve en güzeli de e, yaptığımız andan itibaren hastamız normal hayatına devam edebiliyor. Peki... E, yani hekim açısından çok konforlarından bahsettik aslında işin. ya yani hasta açısından da bahsettik ama hasta yayın çok hangi konforlu kısmı cezbediyor diş hekimliğinde dijitalleşmenin? Ee, şöyle birçok kısmı... Neyden hoşlanıyorlar? Yani mesela yani? diş etinde dedim ya ameliyat olmaktan çıktı o. Evet. Ve Bence aynı gün... mesela size Hı -hı. geldiğimizde hemen bize sonucu gösterebiliyor olmanız. Sonucu gösterebiliyor olmamız çok önemli. İnsan çünkü hayal etmek istiyor. Neredeydim, ne olacağım bu. Onun dışında... E artık şöyle bir şey var zamanımız yok. Zaman çok kıymetli. Çok. Şimdi eskiden de yine der herkes zaman kıymetli falan ama şu anki kadar şu an bir farkındalık olmaz. yoktu. Yani şu an inanın günler yetmiyor artık kesinlikle. hiçbirimize. Sürekli bir yere yetişme çabasındayız. Belki büyük şehirde ve bu kadar kesinlikle ve bu kadar yoğunluk arasında insanlar bir de 10 defa 20 defa diş hekimine gidip gelmek istemiyor. Doğru. En azından sıfır hatayla yapmak istiyor. Çünkü hata yaptığınız zaman işlem başa sarıyor. Hata yaptığınız zaman bir daha başa sarıyor. Dolayısıyla Doğru. bunu dijital bir şekilde ağır aracı olmadan hastaya e, zaman tasarrufu sağlayabileceğiniz bana göre en önemli kısmı bu arada. Doğru. Zaman tasarrufu sağlaması. Kaldı ki bizim klinik için de zaman tasarrufu sağlıyor. Bir hastanın size bir senasta gelip her şeyini bitirip gitmesiyle 3 defa 4 defa gelmesi maliyetleri arttırıyor. Zaman kıslığını arttırıyor. Hasta alamıyorsunuz bir sürü sorun yaratıyor. Dolayısıyla Hı. her... Yani hangi yönünden bakarsanız bakın inanılmaz büyük bir konfor sağlıyor e, peki, gerçekten. Peki dijitalleşme deyince işte dijital diş hekimliği deyince böyle maliyetleri çok yüksek şeyler insanın aklına geliyor. Maliyet açısından nasıl aslında? Ee, ya şöyle yüksek yani hı hı. dolar kuru olduğu için çok yüksek geliyor hı hı. esasında. Ee, yani benim işte bahsettiğim bu ağız içi tarayıcı sadece tarayıcısı tasarım ve öbür tarafından bahsetmiyorum yani hani en basit bir şekilde. İlk daha giriş Çünkü hani. ya Oradan başlar dijitalleşme. Hı. İlk bir tarayıcı almanız gerekir. Şu anda 45-50 bin euro civarında. O civarlarda. Evet. Halde. Bu sadece yani bir giriş yani öyle e söyleyeyim. E tabii ki bunun hasta hastaya baktıkça da bunun telafi edilmesi tabii, gerekiyor tabii. o haliyle. Tabii Öte yandan işte tasarım aşaması öbürü. Diş eti bölümünde bunu getirmeniz, ortodonti bölümünde bunu getirmeniz, cerrahi bölümünde bunu getirmeniz, endodonti bölümünde, mesela endodontide öyle bir cihaz var ki Türkiye'ye satışı bile yok şu anda. Hmm. Ha, bırakın kliniğinizi alabilmeyi. Şu anda Türkiye'ye satışı yok o cihazın. 300-350 bin dolar civarında bir cihaz? cihaz. Kanal tedavi cihazı. Kanal teda Ve şöyle kanal tedavi yapıyor. Dişin sadece en küçük bir delik açıyorsunuz. Cihazı bağlıyorsunuz, bırakıyorsunuz. 5-6 dakika içerisinde kanal tedavi yapmış olarak wow, bitiriyor. inanılmaz. Ve kanal tedavi birçok kişinin korkulu rüyasıdır esasında. Şimdi onu diyecektim. Aslında maliyetler yüksek hem hekim hem hasta açısından. <laughs> Ama artılarını ele aldığımızda, geçen haftalarda da hep konuştuk. Ya, evet. Kişi defalarca oraya gidip gelmiyor. Herhangi bir aksilik olmuyor, bir yanlışlık olmuyor. Kusursuz olduğu evet. için. Aslında artısı eksisinden çok diye çok daha fazla. Yani o alana giriş yapabiliyorsanız eğer, her zaman artısı eksisinden daha fazladır. Ve e, sadece şu anki mevcut olan e, dijital sistemleri takip etmek de yetmiyor Özge Hanım. Yani hmm. e, firmalar neyin argesini yapıyor? Seneye acaba nasıl bir gelişme olacak? Doğru Öbür mu? sene ne olacak? Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki özellikle de diş hekimliği hani böyle birazcık tıp birazcık marangozluk olduğu için hmm. hani hem el yeteneği kozmetik var, ustalık var, gerektiriyor, yedi, kozmetik tarafı var, biyokimyasal tarafı var, cerrahi tarafı var. Dolayısıyla müthiş bir gelişme oluyor her alanda. Ee, onu da biz takip ediyoruz. Çünkü ona göre klinik altyapınızı oluşturmanız gerekiyor. Doğru. Ee, ve kendinizi sürekli update etmeniz gerekiyor bu konuda. Peki o zaman şunu merak ettim şimdi siz söylerken. O zaman böyle kara kara düşünüyordum. Kendimi ekranda yakaladım. Ee, bir cihazı alıyorsunuz. Siz tonla para veriyorsunuz. Sonra evet. seneye yenisi mi çıkıyor? <laughs> seneye yenisi çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor. öyle no oluyor. oluyor. Ama siz bilgisayar no dayanıyorsunuz. <laughs> <laughs> Biraz Ne haltlar yapıyor? Sizin aldığımız firmada yeni çıkan cihazlarla Hı -hı. E, baş edebilmek için sizdeki mevcut cihazı update ediyor. Yani programlamasını değiştiriyor esasında. Aa anladım. Tabii tamam. ama nereye kadar? 3 sene. Hadi bilemediğiniz 4 sene dört sonra sene, yine bir yeniliğe gitmek sonra durumunda. Sonra yinelemek aslında gerekiyor o, aslında dijital e, diş hekimliği, yine tek seans diş bir şey. hekimliği deyince demek bunu anlayacağız. Şey. Evet. Ee, vallahi gayet net ve güzel anlattınız hocam ama e, işte maliyet falan artık i̇şte ekran başındaki seyircilerimiz kendilerine uygun Gerçekten bir şey bulacak Zaman yani zamanınızı satın almak evet, çok kıymetli. Ben her olur. zaman şunu söylerim ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye evet. laf var çok da meşhur bir şeydir o yüzden her zaman yeni teknolojinin arkasına Kesinlikle gitmek öyle. lazım Hocam çok keyifli bir hafta sonu geçirdik yine evet, iyi güzeldi, ki burada keyifliydi. bizlerle siz birlikteydiniz de bu arada. Çok teşekkür evet. ediyorum siz de öyle Teşekkürler Herkese şimdiden hoşça kalın diyoruz. Ee, i̇yi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek üzere.